bir gaz mı alındı Mustafa Bey'in adaylıktan çekinmesiyle birlikte? Bir ismin üzerinde mi odaklanıyor şu anda camia? Bunların hepsi soru işareti. <laughs> Göremiyoruz. Sen tecrübelisin, deneyimlisin. Bilirsin bu işleri. Deki abi de dün bazı şeylerin altını çizdi. Herhalde Haziran gibi bitecek gibi duruyor. Öyle düşünüyoruz. Buyurun. Ha bu arada valiliğin de açıklamasını biliyorsun değil mi? En kritik yerden başlayalım. Bu seçim Haziran'a kalacak mı yoksa 29 Mayıs'ta olacak mı? O da belli değil. Hı, güzel. Bak yani orada en güzel. kritik noktadan başlayalım istersen. Çünkü e, Galatasaray camiasının içerisindeki akil adamlar diyorlar ki öyle sen kendi başına herhangi bir gerekçe olmaksızın e, seçimi öteleyemezsin, erteleyemezsin. Seçim Galatasaray tüzüğünde Mayıs ayının ikinci yarısında yapılır. Olağanüstü şart ne? ne olabilirdi? İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yazı. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yazı diyor ki öyle bir şey yok. Yani normal şu anda bizim bu seçimin yapılmasını engelleyecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz diyor. Yani şu gün için. Şimdi o zaman işin içerisinde çok farklı noktalar giriyor. Mesela bu yedisi yani bugün itibariyle hani adaylar kim noktasına gelmiş olduk bu noktada. Yani adaylar kim? Yani en son kim? aday kim? 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 Şimdi o onun içinde e, bu adaylarla mı seçime gidilecek yoksa tekrar bir gün açılacak o mu olacak? Galatasaray'daki hukukçularla yaptığım konuşma şunu söylüyor. E, bu yönetimin hukuksuz bir iş yaptığını, Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarının hukukla hiçbir tüzükle hiçbir bağlantısı olmadığını, seçimi canınızın istediği gibi hazirana atamayacağınızı söylüyorlar. Bak gerekçe hmm, bu çok şu. çok önemli şimdi. Gerekçe şu diyor ki eğer İçişleri Bakanlığı ve valilikten gelen yazı deseydik ki seçim 29'unda yapılamaz. Böyle bir durumunuz yok deseydi diyor. O zaman bir e, yani bir gerekçe var ve oturur. Ama e, mevcut yönetim ben bu seçimi şu tarihte yapacağım deme hakkına sahip değil. Çünkü bizim tüzüğümüz e, çok net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Hukukçuların söylediğini söylüyorum. 3 e, yılda bir mayıs ayının ikinci yarısında seçim yapılır diyor. Yani bir kere bu noktaya geldik. Ee, orada hmm. hatta şöyle bir iddiaları var. Bu karara kararın altına imza atanların durumu da kritik hale gelebilir diyorlar. Ona demek abi. Şöyle kritik hale gelebilir. İhraç istemiyle e, şeye verilebilir sicil disiplin kuruluna diyorlar. Yani bu bunu söylediklerini söylüyorum. Hukukçular söylüyor sanırım. Hukukçular. Yani. yani diyorlar ki o ihraç bu 7 kişi imza atan kişilerden bahsediliyor. Eee yani bu noktada da bir zaten bu da benim hani onlarla yaptığım konuşmadan çıkan bir sonuç değil. Belki zeki de duymuştur. Zaten var yani bununla ilgili hatta bir gündeme bomba gibi düştü. İşte Mustafa Cengiz ihraç edilecek. O işte bu ihraç edilme noktası dedikleri konu bu. Yani bu ama bir açıklamada geldik Galatasaray'dan bugün öğlen saatlerinde biliyorsun. Yani e, evet, orada yine belirsiz Ya yani, pandemi sonrasında bakacağız diyorlar. Heh, i̇şte, orada da bir kap, soru işareti. Işte ama kapatma şu, bittikten sonra durum işte, Ol, olmaz doğru söylüyor. Ben size ben Çünkü ben valilikte söylemiş yani. Valilik şimdi bak ne diyorum çok net söylüyorum. Hukukçularla yaptığım konuşmayı söylüyorum. Diyor ki bizim seçimimiz tüzüğümüze göre 29 Mayıs'ta yapılacak. Bunu engelleyecek tek şey var. Valilik ve İçişleri Bakanlığının herhangi bir yazısı. Evet. Yazı nasıl gelmiş? Yapabilirsiniz diye gelmiş. Şu an için yapmanıza engel bir durum yok diye gelmiş yazı. O zaman işiniz çok zor. Şimdi diyorlar ki bu sefer o hukukçuların ve işte akil insanların söylediğini söylüyorum. Siz tüzüğümüze aykırı hareket ediyorsunuz. Bu sizin disiplin kuruluna gitmesine neden olur. Ha bu olay eğer bana soruyorsan hoş bir şey mi? Kesinlikle değil. Keşke böyle bir şey olmasın. Yani benim kanaatimi söylüyorum yani o e, disiplin kurulu Galatasaray kulübünde başkanlık yapmış burada iki şampiyonluk beş kupa kazandırmış ne olursa olsun e, olumlu olumsuz birçok karara imza atmış bir başkanı e, eğer böyle bir şekilde disiplin kuruluna gönderirseniz e, çok sonradan çok pişman olacağınız olaylarla karşılaşırsınız bakınız Adnan Polat'la idari ibrasızlık konusu. Doğru Onun için. Bunun yapılması Gerek hoş değil. Gerekirse sağlığından ödün vermiş bir Tabii insan. Tabii hoş değil Mustafa bunun yapılması Bey. ama ben durumu özetlemek açısından Doğru. söylüyorum. Bu 7 kişinin durumunun aslında tartışma konusu olduğunu vurgulayabilirim. Ayrıca seçimle ilgili de biraz yaptığım istihbarat var. Yani kim oraya. önde, kim arkada, kim kim olabilir? Başka kim var mı aday? Başka aday var mı? Ee, ve Mustafa Cengiz neden adaylıktan çekildi noktasında bir e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi, yani Haldin adaylıktan abi, konusunda... Zeki abi bugün 18'de bitiyor biliyorsun. Evet. Şimdi yönetimde yeni tarih kurulumuz tarafından, yönetim kurulu tarafından belirlenecek açıklamasını da yaptı evet. pandemi şartlarına göre. Evet. E şimdi Haldun abi de bambaşka bir kapı açtı abi. Yani Hayır, bu kanunla başka bir şey doğru gösterdi. ama şimdi yönetime, başkana tepki gösteriyor başkan adaylar ama onlar da hazır değiller ki. Bir 100 kişilik imza, 2 44 kişilik listeleri hazır olmayan başkan adayları var. Divan kuruluna bunları verecekler. Onlar da süre kazandılar. Artık proje üretmeleri lazım. Açıklama yapmaları lazım. Yani seçim konuşmaları yapmaları lazım ki bilsin insanlar. Hiç şu anda bildiğimiz bir şey yok. Kuru kuru konuşmalar yapılıyor. Başkan konusunda Halil Nabi'ye katılıyorum. Sonuçta başarılı olan bir başkan. Evet hataları var mı? Var. Ama Fatih Terim'le çalışan başkan adayları zaman zaman Fatih Hoca Hoca'yla sıkıntılar yaşadılar. Bundan sonra da Fatih Hoca ile başkanlar, yöneticiler sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü Fatih Hoca yönetimin üstünde bir kişilik. Öyle baktığında da böyle biat edecek bir teknik direktör ya da öyle bir figür de değil. İmparator gözüyle bakılan Türk futbolunun en büyük hocası sonuçta. Her zaman da fedakarlık yapan biri ama Şimdi gelinen süreçte valilik evet bizi karıştırmayın, devleti bu işe karıştırmayın yapacaksanız yapın dedi. Fenerbahçe Kulübü de işte 5-6 Haziran'da yapacağız dedi. Onlar da hazırlık yapıyorlar. Yani hiç öyle olsun böyle olsun yok. Gerçi orada çok aday çıkacağını da düşünmüyorum ayrıca da. Ama Fenerba Galatasaray'da durum daha karışık. E şimdi 29 Mayıs'ta bu seçim yapılır mı? Normalde yapılırmış öyle görünüyor. Çünkü Fenerbahçe'de 24-25 bin Üye oy kullanıyor. Galatasaray'da en son seçimde 4 bin üye, şey o sandıkta hı hı. 4 bin oy çıktı. E şimdi daha da az olacak pandemi nedeniyle bence. Yani 3 bin 3 bin 500'e kadar iner o oy oranı. E, öyle bir durumda elbette ki de yapılabilir ki Fenerbahçe Ülker Stadında yapacak, statta yapacak sandıkları koyup. Dediğimiz gibi statta bu da bu iş olur. İlla Galatasaray lisesi teknik salonu ya da lisenin bahçesi diye bir şey yok. Yani bu seçimi yapacaksanız yaparsınız ama Kafasına bugün 18'e kadar hayır, hayır bugün 18'e kadar e, hazır olmayan başkan adayları var ve e, şöyle bir plan var. Onu da dün de söylemiştim. Ben Işın Çelebi'nin etrafında birleşmek isteyen iki başkan adayı var. Belki e, Çatay aday, belki iki adayla birlikte seçime gidebilirler. Hani çok fazla oylar bölünüp Asıl hedefte olan başkanın kazanmama riski de ortaya çıkmasın diye güçlü bir yönetim olması lazım. Çünkü çok fazla aday demek, oradaki yöneticilerin de bölünmesi demek. Bazı yöneticiler de taca çıkar. Ne yapmaları lazım? Bir adayı öne çıkarırsın. Ağır top, yani güçlü bir yönetim için o ağır topun kazanı, kazanacağına inandığınız başkan adayının etrafına o yöneticiler girer. Galatasaray'ın kurtuluşu geleceği için çok önemli. Abdurrahim Bey'in de... Aday olabileceği ya, yazılıyor sağda solda bilmiyorum. Abdurrahim Albayrak'ın bence ya, e, hata ettiğini düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak Kader Birliği yapmış 3 yıldır bu yönetimde. Başarılı bir sınav vermiş. E, futbolcularla diyaloğu, şampiyonluklardaki rolü gerçek bir Galatasaraylı ama son dönemde başkanı e, yalnız bırakıp, başkandan ayrı, başkanın bilgisi olmadan eski başkanlarla görüşüp, işte aday ol, başkan seçil tarzındaki e, konuşmaların, ziyaretlerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Kader birliği yapan bir yönetim dağıldı. Başkan da bu şartlarda ben aday olmayacağım dedi. Kenara çekildi ama şimdi başkan kenara çekildi. Hiçbir şey hiçbir şeye karışmıyor onu söyleyeyim. Yani artık hiçbir şeye karışmıyor başkan. Ne haliniz varsa görün durumuna geldi Galatasaray'da iş. Ama 29 Mayıs şu anda e, o konuda bir diretme yok. Belli ki Haziran'ın başında Fenerbahçe nasıl yapıyorsa 5-6 Haziran'da Galatasaray'da bir hafta sonrasında da yapabilir. İstiyorsa 29 Mayıs ama bugün sonuçta e, listelerini vermeleri lazım. Tabii. Orada bir sıkıntı var. O yüzden bir tarih belirlesinler. Yani bunun kapanmayla da ilgisi yok. Valilik açıkladı işte kardeşim yapacaksanız belli standartları var bu işin. İşte 300 kişi, 300 kişi Fenerbahçe öyle alacak stada da. E, 8 metrekarelik alan iki kişi arasında. Bunlar uygulanabilir. Yapılamayacak şeyler değil. İşte dün gün dedik ya. SMS atacaksın. E, oy kullanma potansiyeli olan Galatasaraylı'ya. İşte atıyorum 25 numaralı sandıkta saat 10 16'da Oy kullanacaksınız. Tam o saatte gelir gider sandığın oyunu kullanır sonra dışarı çıkar. Orada Bu işte. kadar basit. Ya yani Bunlar yapılamayacak işler değil. Kısır çekişmeler olmasın artık Galatasaray bir seçim sürecine iyice girsin. Çünkü artık müdahil olan kimse yok. Herkes başkan adayları da ama proje üretsinler. Gerçekten Galatasaray'ın ciddi anlamda paraya ihtiyacı var. Göreve geldiğinde... Bir defa o ateşten gömleği bütün başkan adayları son dönemde giriyor. Giyiyor, onlar da giyecekler. En az 300-400 milyon lira sıcak paraya ihtiyaçları var. 3 oyuncunun 12-13 milyon euroya bon servisinin alınması lazım ki alınmazsa diğer takımların pusuda beklediğini dün de söylemiştim. Ee, o yüzden artık e, bazı şeyler netleşti. Yani hani valilik o ne der bu ne der yok. Usulüne uygun bir şekilde, kuralına uygun bir şekilde sen bu seçimi yapabilirsin ama 29 Mayıs'a hazır değil. Ee, önceden bu tarih öteleneceği için başkan adayları da işi ağırdan aldıkları için bir sıkıntı var. Ama Haziran ayı başında yapın. E, hoca da transfer dönemi de kamptı, e, sezon çalışmasıydı, hazırlıklarda. Hiçbirini kaçırmazsınız o zaman. Peki. Var mı aday kulağına gelen abi? Yoksa